Yani biliyor. Onun hayatını kurtardın. Sessiz olun lütfen. Başardınız. Nihayet oğlum kurtuldu. Devam edelim. Uzun ve karmaşık bir birinci dereceden cinayet davasına şahit oldunuz. Taammüden cinayet ağır ceza mahkemelerimizde görülen en ciddi suçlardan biridir. İfadeleri dinlediniz. Bu davada da görüldüğü üzere hukuki olarak yorumlanışına şahit oldunuz ve şimdi göreviniz oturup doğruyla yanlışı birbirinden ayırmak olacak. Bir adam öldü. Bir diğerinin hayatı tehlikede. Sanığın suçuna dair kafanızda makul bir şüphe varsa, en ufak bir şüphe, bana sanığın suçsuz olduğu şeklinde bir kararla gelmelisiniz. Ancak mantıklı bir şüpheniz yoksa vicdanınız rahat biçimde onu suçlu bulmalısınız. Kararınız ne olursa olsun oy birliğiyle alınmış olmalıdır. Sanığı suçlu bulmanız durumunda Baro İdare Meclisi af durumunu göz önünde bulundurmayacaktır. Bu davada idam cezası zorunludur. Çok önemli bir sorumluluk altındasınız. Teşekkür ederim baylar. Yedek jüri ayrılabilir. Jüri karar için çekilebilir. Tartışmak için değil. Bir kenar mahallede doğmuş. Kenar mahalleler tam bir suçlu yuvasıdır. Bunu hepimiz iyi biliriz. Kenar mahalle geçmişi olan çocukların toplum için tehdit oluşturduğu bir sır değildir. Yani bir bence... Bir kez daha söyleyebilirsiniz. Bu tür yerlerden çıkan çocuklar tam bir pisliktir. Size şunu söyleyeyim. Onlardan hiçbirini bizim dakika. Çocuklarımız... Bakın, ben de hayatımı kenar mahallede geçirdim. Durun bir dakika. Durun biraz lütfen. Çöp dolu arka bahçelerde oynamak zorunda kaldım. Hala üzerimde kokusu duruyor. Bak beni dinle evlat. Hadi ama bunda kişisel bir şey Hayır, yok. Hayır tamamen sadece... kişisel bir Yapma fikir bu. Yapma dostum seni kastetmedi. Bu kadar alıngan olmayı bırakalım lütfen. Bu alınganlığı anlayabiliyorum. Pekala bakın tartışmayı bırakalım. Zamanımızı boşa harcamış oluyoruz. Evet sıra sizde devam edelim. Doğrusu sıramın gelmesini beklemiyordum. Amaç hepinizin beni ikna etmesi değil miydi? Kesinlikle amaç... Aa, bunu unutmuş, haklısınız. Ne fark eder ki? Bizi burada tutan kendisi olduğuna göre biz de onu... Hayır, durun biraz. Eğer bir şey yapmaya karar verdiysek bence o şekilde devam etmeliyiz. Hadi ama çocuk gibi davranmayı bırak, olur mu? Ne demek çocuk gibi? Ne olacak işte? ÇOCUK. Ne? Dinle. Amacım sadece bu işlemi düzgün yürütmeye çalışmak. Beğenmiyorsan kendin geç. Sorumluluğu kendin üstlen. Ben çenemi kapalı tutarım. Neden bu kadar kızıyorsun ki? Biraz sakin Bana ol. Bana sakin olmamı söyleme. Yerimi almak istiyorsan otur o sandalyeye de seni Siz nasıl böyle bir şey gördünüz görelim. Mü? Bana bak bunun komik olduğunu mu sanıyorsun? Hey unut gitsin dostum. Bu iş o kadar da önemli değil. Önemli değil mi? Hadi geç de Hayır, bir de sen dene bakalım. Geçmesini istemiyor. İşini çok iyi yapıyorsun dostum. Otur. Tabii. Evet harikasın. Arka götürüyorsun. Evet. Orada kal ve atış yapmaya devam et. Olur mu? Tamam başka birini dinleyelim. Pekala ne düşündüğümü duymak istiyorsanız benim için sakıncası yok. Doğrusu ne yaptınız? Fazla düşünüp kafanı karıştırıyorsun. Anladın mı? Bana bak benimle böyle konuşmaya hakkın yok. Geveze. Şu yağmura bakar mısın? Biliyor musun?
Bu bana daha önceki bir fırtınayı hatırlattı. Bilemiyorum, Kasım mıydı? Her neyse. Var işte, büyük bir fırtınaydı. Hem de bir maçın ortasında patladı. 7-6 gerideydik ama tam topu almış döndürüyorduk. İleri geri koşturup duruyorduk. Bilirsin işte. Ve Slater adında bir çocuk vardı. Adam tam bir öküz gibiydi. Öküz gibi. Keşke elimde onun gibi biri daha olsaydı. Aa, söylemeyi unuttum. Andrew J. McCorkle Lisesi'nde yardımcı antrenördü. Queens'tedir. Ve her neyse, çok iyi ilerliyorduk. Rakibin tüm savunması parçalanmıştı. Ve o an bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başladı. Tıpkı böyle boş böyle indirdi. Bu bir cinayetti, anlarsın mı? Yemin ederim, bas bas bağırdım. Tabii ki hiçbir yere gidemedik. İşte böyle. Bu antrenörün derdi ne? Nasıl oluyor da? Dur bakalım orada. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Seninle bu şekilde konuşabilirim. Eğer suçsuz oyu kullanmak istiyorsan bunu adamın suçsuz olduğuna ikna olduğun için yap. Bu işten sıkıldığın için değil. Ve suçlu olduğunu düşünüyorsan o şekilde oy kullan. Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yapacak cesaretin yok senin. Şimdi beni dinle. Suçlu mu suçsuz mu? Söyledim ya. Suçsuz. Neden? Bak, sana bunu söylemek zorunda... Söylemek zorundasın. Söyle. Neden? Suçsuz olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Bir oylama daha istiyorum. Pekala, bir oylama daha istendi. En hızlı şekilde el kaldırarak yapacağız. İtirazı olan... Pekala, suçsuz diyenler elini kaldırsın lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dokuz. Ve suçlu diyenler elinizi kaldırın. 1, 2, 3. Oylama 9'a karşı 3 beraat yönünde. Hiçbirinizi anlamıyorum. Şu ortaya atıp durduğunuz titiz ayrıntıların hiçbir anlamı yok. O çocuğu siz de benim gibi gördünüz. Bana bıçağı kaybettiğine ve sinemaya gittiğine dair o sahte hikayeye inandığınızı söylemeyin lütfen. Bu insanların nasıl yalan söylediğini bilirsiniz. Doğuştan yalancıdırlar. Lanet olsun, bunu size anlatmama gerek yok. Dürüstlüğün ne olduğunu bile bilmezler. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Birini öldürmek için öyle önemli bir nedene de ihtiyaçları yoktur. Hayır efendim. Sarhoş olurlar. Hepsi de içki düşkünü serserilerdir. Bunu bilirsiniz. Ve bam, bir su yolunda ceset bulurlar. Kimse onları suçlamaz çünkü bu onların doğal halidir. Anlatabiliyor muyum? Şiddet. Nereye gidiyorsun? İnsan hayatı onlar için bizim için olduğu kadar önemli değildir. Bakın, durmadan içip kavga eder dururlar. Birinin öldürülmesi ya da işlerinden birinin ölmesi umurlarında değildir. Elbette onların da bir iki iyi yönü vardır. Bunu ilk olarak ben dile getireceğim. Bir ikisinin iyi olduğunu gördüm ama...